Videomu izleyen herkese merhabalar. Ben Sibel Yalçın. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte içi bol çikolatalı, üzerinde fıstık ezmesiyle harika bir brownie hazırlayacağız. Herkese keyifli seyirler dilerim. Yağımızı eriterek başlıyoruz. Sıcak yağın içerisinde çikolatayı eriteceğiz. Tereyağı kullandım ama arzu ederseniz margarin kullanabilirsiniz. 225 gram tereyağını erittim. Tereyağı sıcakken hemen ocaktan alır almaz. 190 gram çikolata. Ben yarısını sütlü, yarısını da bitter çikolata olarak kullandım. İsterseniz yalnızca bitter veya yalnızca sütlü çikolata olarak da kullanabilirsiniz. Tereyağın içerisinde çikolata eriyene kadar karıştırıp daha sonra bu karışımı kenara alıyoruz. Kuru malzemeleri eleyeceğiz. 1 su bardağı un, 50 gram kakao, 1 paket vanilya, bir silme çay kaşığı da tuz. Kuru malzemeleri de eledikten sonra kenar alıyoruz. Brownie'yi özellikle ben kahvenin yanında çok seviyorum ama tabii ki çay saatleri için de çok lezzetli bir tarif. Bu tamamen benim tercihim. Özellikle filtre kahve veya sade Türk kahvesi ile birlikte çok yakıştığını düşünüyorum. Tereyağı ve çikolatadan oluşan karışımın içerisine yumurtaları ekliyoruz. L boy 3 adet yumurta kullanacağız ve hepsini iyice karıştıralım. Yumurtaları karışıma iyice yedirdikten sonra da şekerleri ilave ediyoruz. Yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı da esmer şeker kullanacağız. Hepsini iyice bir karıştıralım. Ondan sonra da kenarda bekleyen kuru malzemeleri içerisine ekleyeceğiz. Arzu ederseniz bu karıştırma işlemlerinin hepsini mikser kullanarak da yapabilirsiniz. kuru malzemeyi iki kere de malzemenin içerisine ekleyip iyice karıştırıyorum. Karıştırma işleminden sonra da tepsiye aktaracağım. Koyu kıvamlı bir kek harcı elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi bunu 23 santime 23 santim kare bir tepsi içerisine aktaracağım. Vermiş olduğum malzeme listesi 23 santime 23 santim kare bir tepsi içindir. Daha büyük bir tepsi kullanırsanız mutlaka tüm malzemeyi artırmanız gerekiyor. Şimdi aslında karışımın içerisine damla çikolata da eklemem gerekiyordu ama ben eklemeyi unuttum. O yüzden de malzemeyi kabın içerisine boşaltıp eşit bir kalınlıkta olması için düzgünce yaydıktan sonra tepsiye üzerine damla çikolata koydum. Eğer evde damla çikolatanız yoksa hiç damla çikolata kullanmadan da yapabilirsiniz. Bir miktar içerisindeki çikolata miktarını artırarak da damla çikolata kullanmadan yapabilirsiniz. Damla çikolatayı göz kararı koydum. Yaklaşık yarım çay bardağı diyebilirim. Damla çikolatayı yaydıktan sonra fıstık ezmesini kaşık kaşık belirli aralıklarla koyacağız. Tamamen yüzeyini kaplamıyoruz. Belirli aralıklarla yarım su bardağı fıstık ezmesini kaşık kaşık üstüne koyun. Daha önce mutlaka brownie yemişsinizdir. Biliyorsunuz ki normal kek gibi bir dokuya sahip değil brownie kek. İçerisi Islak, nemli, basık bir kek elde etmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir kaşığın arkasını kullanabilirsiniz, bir çatalın arkasını kullanabilirsiniz. Böyle daireler, dalgalar çizerek yüzeyden çizerek derinlemesine değil fıstık ezmesini kekin üzerine yayıyorsunuz. Fırınımı 180 derecede önceden iyice ısıttım. 40-45 dakika pişiriyoruz. Tepsiyi fırından aldığınızda orta göbek kısmının oynamaması gerekiyor. Oynamadığı zaman Brominiz hazır demektir. Bir kürdan batırmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten nemli bir kek. Yani pişip pişmediğini bu noktada anlayamazsınız. Onun için Eğer kek sallanmıyorsa Hazır demektir. Fırından çıkarabilirsiniz. İyice soğumasını bekleyin tepside. Ben biraz video çekim için acele ettim. Çok soğumasını beklemeden Kalıptan çıkararak dilimledim. Siz mutlaka brownie iyice soğuduktan sonra kare kare dilimleyin ve servis edin. Brownie yapmayı da yemesini de çok seviyorum. Umuyorum sizler de en az benim kadar bu tarifi beğeneceksiniz. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Buraya kadar videomu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.